basınımızın güzide temsilcileri, değerli başkanım, değerli katılımcılar ve değerli misafirler. Bugün 8 Nisan Dünya Romalılar Günü anma etkinliğini düzenleyeceğiz bugün burada. Sözlerime başlamadan önce bugün, daha doğrusu dün çıkarılan bir şeyle Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname çıkarmış. 8 Nisan Dünya Romalılar Günü'nün resmi gün ilan edilmesi bizim için sevindirici, iyi bir gelişme olarak düşünüyoruz. İnşallah Türkiye'deki Romalılar ve diğer toplumsal sınıfların hiçbir zaman ayrımcılık gözetmeden, ayrımcılık yaşamadan hep birlikte iyi günler görme dileğimizle diyerek bugünkü yapacağımız kısa etkinlik kısaca anlatmak istiyorum. Küçük bir basın açıklamasından sonra başkanımızla birlikte azı dernek olarak hazırlamış olduğumuz çelengi beraber Meriçleri sularına bırakacağız. İşte yanımıza getirme dal parçalarını da günün huzur ve mutluluk, kardeşlik getirmesi deliyle sembolik olarak onu su nehrine atacağız. Evet, bugün dediğim gibi 8 Nisan Dünya Romalılar Günü. Bu Romalılar Günü'nün ne olduğuna ilişkin kısa bir açıklama yaptıktan sonra etkinliğimize devam edeceğiz. Romalılar tarihin belli aralıkları ile gruplar halinde dünya coğrafyalarına dağılmış, göçebe yaşamları, fiziksel görünümleri, kendilerine özgü kişisel özellikleriyle toplumun her zaman ilgi odağı olmuştur. Hindistan kast sınıfı içinde gördükleri dışlanma, bulundukları ülkelerde yaşadıkları toplum ve hatta diğer azınlıklar tarafından da sürekli ayrımcılığa maruz bırakılmışlardır. Özellikle Batı ülkelerinde sindirme, baskı, ağır cezalar ve belli bir süre zaman aralıkları ile birlikte de soykırıma maruz bırakılmışlardır. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Romalıların büyük bir çoğunluğu yoksulluk döngüsü içindedir. Bu durum genel anlamda maalesef Türkiye için de geçerlidir. Yoksulluğun getirdiği olumsuzluklardan kurtulamayan Romalılar kendilerine yönelik devletin sahiplenmesi gereken sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır. 1990 yılında düzenlenen 4. Uluslararası Roman Kongresi'nde 8 Nisan tarihi Dünya Romalılar Günü olarak kabul edilmiştir. Roman yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğu müzik ve eğlencenin içinde, karmaşık düzen içinde büyük bir sosyal sorun yumağı olmaya devam etmektedir. Türkiye toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Roman yurttaşları olarak 2016 yılında resmi gazetede yayımlanan Roman Eylem Planı'nın pratikte karşılık bulmasının temel özlemi içindedirler. 8 Nisan Dünya Romalılar Günü sosyoekonomik, kültürel farklılığı ile diğer bireyler arasında var olmanın haykırış günüdür. Anma günleri sadece eğlence günleri olmamalıdır. Roman yurttaşlarımızın sosyal sorunları çözüme odaklı fikirler geliştirmeli ve 8 Nisan'da da bunlar tartışılmalıdır. Ülkemizde Roman vatandaşlarımıza yönelik olumlu gayretler olsa da yetersizliğini korumaktadır. Özellikle istihdam içinde yetersizliğimiz, insanca yaşam beklentimiz temel arzumuzdur. Dilimizin sesi ayrımcılıktan uzak, sevginin, kardeşliğin sesi olsun. Tenlerimizin rengi farklı olsa da akan gözyaşlarımız rengi bir olduğunda unutmamak gerekir. Ahto April Eromanga Bahtala Moval Amere Tenenge Rengi Overtay Toval Amere Yakange Paneser Amande. Şunu diyorum Türkçe karşılığı, 8 Nisan Dünya Romalılar Günü kutlu olsun ve bunun içerisinde dilimizin sesi ayrımcılıktan uzak, sevginin ve kardeşinin sesi bir olsun. Ten renklerimiz ayrı olsa da unutmayalım ki gözyaşlarımın rengi birdir. Evet değerli basın mensupları, bugün Dünya Romanlar Günü 8 Nisan. Bütün roman kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz büyük Türk milletinin eşit birer ferdiyiz. İnsanların hepsi kendine bir etnik kökene ait hissedebilir. O etnik kökene mensubiyet hissedebilir. Bu doğaldır. Bu yadırganacak bir durum değildir. Ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes, zengini, fakiri, eğitimlisi, eğitimsizi, bu büyük milletin bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu, eşit bir yurttaşıdır.
ne mutlu Türk'üm diyene sözü bunun en güzel ifadesidir. Edirne roman, kendini roman olarak ifade eden vatandaşlarımızın belki de nüfusa oranla en yoğun yaşadığı birinci il. Evet, doğru. En yüksek yaşadığı il. Yine arkadaşlarımızın ifadesiyle nüfusumuzun 7'de biri, yani yaklaşık %13-15'i roman olduğu söylenmektedir. Bununla ilgili resmi bir çalışma yoktur. Çünkü bu anlamda bir çalışma bir nefret suçuna girer, bir ırk ayrımcılığına girer. Ama bir insan kendini ben romanım, ben Kürt'üm, ben Türk'üm, ben işte Pomak'ım, Çerkez'im diye ifade ediyorsa ona da elbette saygımız, hürmetimiz, sevgimiz var. Diğer taraftan baktığımızda biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletin, bir anlayışın mensuplarıyız. Hiç kimseyi inancıyla, tenin rengiyle, diliyle, ırkıyla bugüne kadar ayırmadık. Bundan sonra da bu ayrımcılık asla ve asla olmayacaktır. Özellikle Edirne Belediye'mize baktığımızda Türkiye'de en çok roman çalışanın istihdam edildiği kurum Edirne Belediyesi'dir. Belediyemizde ben romanım diyen, kendini roman olarak ifade eden, tanımlayan arkadaşlarımızın, çalışanlarımız içerisindeki oranı %23'tür. Bu rakam hiçbir kurumda, hiçbir kuruluşta Türkiye'de olmayan bir orandır, bir rakamdır. %23 gerçekten nüfusun %15'ine denk geldiğini söyleyen roman kardeşlerimizin toplum içerisindeki popülasyondaki oranlarından da daha yüksek bir orandır. Biz birlikte mutluyuz. Birlikte doğduk birçoğu arkadaşımla. Birlikte büyüdük. Birlikte yaşamaya, birlikte çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Romanlar da toplumumuzun diğer tüm fertleri gibi büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatanına, devletine, milletine bağlı, Atatürk'ün yolundan vazgeçmeyen eşit yurttaşlarımızdır. Bütün roman kardeşlerimiz 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Şimdi barış için, özgürlük için, huzur için ve milletimizin sağlığı için çiçeklerimizi Meriç Nehri'nin sularına bırakacağız. Herkese sağlıklar diliyoruz. Teşekkürler.